Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi parça halinde başladık. Bakın harika ve kolay bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Şimdi bir örneği arası için toplamda 8 ilmeğe ihtiyacımız var. 8 ilmek. Hani hem örneği hem de bu arası için 8 ilmek. 8 ilmek üzerinden modelimizi dizerseniz tam örneğinizi kurmuş olursunuz. Şimdi yavaş yavaş örneğimize geçelim. Bugün şöyle iki örnek, bir de arasını size anlatmak istiyorum. Modelimiz burada duracak. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi başlayalım hemen. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yapıp arka yüzden modelime başlıyorum. Bakın. 1 2 tane düz örüyorum arka yüzden. Sonra 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 1 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu arası için. Yani 5 ilmeğimiz arası için. 3 tane ilmeğimiz de örneği için. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimizden sonra bakın 1 2 tane araşı örüyorum ön yüzde. Sonra burada 3 tane olan ilmeğimi 1 2 3 ilmeğimi şu şekilde bir doladım. 2 3 bıraktım. Yine 1 2 tane ilmeğimi araşı ördüm. Şimdi bu ortadaki düz olan ilmeğimi bakın. Aynı böyle Selanik örer gibi alttan örüp bıraktım. Yine 1 2 tane ilmeğimi araşı ördüm. Sonrasında yine aynı şekilde bakın. 3 tane ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkardım. Burası kenar olduğu için 2 araşa devam ettiğimizde bir tane Selanik gibi örüyoruz. Yine 2 araşa. Öyle modelimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bakın 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu 3 ilmeğimi yine aynı şekilde ters örüyorum. Yine 2 düz. Yine bir ters, 2 düz. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yine 2 ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde aynı başlamış olduğumuz gibi bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 araşa 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar arası için 2 ilmeğimi araşa örüyorum. Sonra buradaki düz olan ilmeğimi yine bakın aynı şekilde alt ucundan örüp bırakıyorum. 2 aroşa 3 düz 2 aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın bir örneğim şu an oldu sevgili izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi artık bakın düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. İkinci örneğimize başlayalım hep beraber. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı, YouTube'un yeni uygulamış olduğu teşekkürler butonuna basmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Teşekkürler butonu destek amaçlı. Şimdi ikinci örneğimize başlıyorum. Bakın bir örneğim şu an bitti. İkinci modelime geçiyorum hemen. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi araşı örüyorum.
Sonrasında bakın 3 tane burada düz olan ilmeğimi bu şekilde 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıp bırakıyorum. Yine arasında 2 aroşa, bir tane bakın Selanik, yine 2 aroşa. İkinci örneğimdeyim. Yine aynı 3 ilmeğin içinden bir doladık ve tekrar 3 ilmek. Yine 2 aroşa örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzünde yine görüldüğü gibi değerli izleyicilerim bakın. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve 2 düz 1 ters. 2 düz 1 ters. Arada olan 5 ilmeğimiz yine örneği olan yerdeyim. Onları da yine ters örüyorum. Tekrar 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzüne geldik. Bu toplamda 4 sıradan oluşan bir örgü değerli izleyicilerim. Şu an 2 sırasını ördüm. 3. sırasındayım ikinci örneğimin. Bir de arka yüzden ördüğümüz zaman toplamda 4 sıra. 4 sırada ön yüzde kurulan bir model bu. Her yaşa uygun, ister bayan yeleği, ister bebek yeleği, dilediğiniz, sevdiğiniz yerde kullanabileceğiniz bir örgü. Yine aynı bakın. Arka yüzü görüldüğü gibi örüyorum arka yüzünde. Yani düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu arada sizler için hazırlamış olduğum örneği görüp ben de sizlerle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlayacağım değerli sevgili izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Bakın son olarak hemen şu başlama yerini de anlatalım ve bitirelim. Birinci sıramız bu şekildeydi. Kenar ilmeğimizden sonra 2 aroşa, sonrasında 3 tane ilmeğimizin içinden dolaylı yollardan 3 ilmek çıkartıyoruz. Arada yine 2 aroşamız var. Bu işlemi hep ön yüzde örüyorum, yapıyorum. Sonrasında bu şekilde yine 2 tane aroşa ve aynı şekilde bakın. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıp bırakıyorum. 2 aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi daha da böyle net göründü örneğimiz. Umarım anlaşıldı. Harika bir model. Bakın beyazın üstünde yeşil farklı. İkisi de ayrı güzel durdu. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.